yerli otomobil için geri sayım sürüyor. Yerli oto üretiminde pay sahibi olmak için gönüllü olan, çalışmalarıyla milli projeye katkı vermek isteyenlere İstanbul'da eklendi. İstanbul Teknik Üniversitesi oldukça iddialı. Projeye katkı sunmaya hazır. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Mehmet Karaca, milli imkanlarla üretilen elektrikli otomobillerini örnek gösterdi. Menşe diyebilirim. Bu işi yapıyoruz ve yapmaya da hazırız. Yani yerli üretim, yerli otomobilde İTÜ öncü ve gönüllüdür diyebilirim. İTÜ zaten ilklerin ve yerlerin okulu. Bu işte de ilk biziz diyebilirim. Dedik ki Ar-Ge'yi buraya taşıyalım. Çünkü Teknik Üniversitesi'de öğrenci burada, akademisyen burada. Ar-Ge burada yapılır. Özel sektörle üniversitenin buluşması aslında diyebilirim. Karaca'nın iddialı konuşmasının nedeni İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak Kampüsü içinde yıllardır Ar-Ge çalışmalarını sürdüren ve elektrikli otomobil üretiminde büyük mesafeler kat eden Derindere Motorlu Araçlar şirketine ev sahipliği yapmaları. Şirketin CEO'su Önder Yol da bu iddianın bir parçası olmaktan mutlu. Biz şirket olarak tabii ki için içinde bulunmak isteriz ama o devletimizin vereceği bir karardır. Biz milli ve milliyetçi bir şirket olarak da her zaman hazır kendimizi o konuya hazır bulundurmamız lazım. Hayata geçirdikleri sistemi elektrikli tahrik sistemi olarak adlandıran Önder, 4x4 elektrikli yerli arazi aracı üretmeyi başardıklarını, yaklaşık 4 aylık bir testten sonra bu aracı seri üretime hazır hale getireceklerini belirtti. Gaza basıyorsunuz ve İstanbul'un her yerinde bu arabayı hiçbir şekilde frene basmadan kullanabilirsiniz. Türk mühendisliğini kimse yabana atmasın. Yerli otomobil projesinin başarılı olmasının elektrikli araç üretiminden geçtiğini düşünen isimlerden biri de Okan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Semih Bilgen. Otonom, sürücüsüz araçlara doğru dünya teknolojisi gidiyor. 2050 yılında çok büyük oranda sürücüsüz araçlar sayesinde kaza risklerinin çok azaltılması, çevre kirliliğinin çok büyük oranda ortadan kaldırılması hedefleniyor. Elektrikli otomobilin otonom teknolojiyle buluşması gerektiğini söyleyen bir isim daha var. O da Türkiye'nin kendi kendine gidebilen ilk otonom, yani sürücüsüz aracını hayata geçirmeyi başaran Okan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Nejat Erverdi. Ve o elektrik motoru direksiyonu sağa sola çeviriyor. Onun dışında da gaz pedalına bağlı bir elektronik kartı var. O kartı tamamen üniversitemizde geliştirdik ve o kart yardımıyla da arabanın kelebeğine, yani gaz verme veyahut da gazı azaltma bilgilerini de biz yine ana bilgisayar üzerinden gönderebiliyoruz.